Ama sevimli nermiş. Sen şimdi çok şeker. İnşallah. Anladığım kadarıyla hüsnü zanı var. Var. Mehdi'yi görürseniz karda bile olsa sürünerek gidip görün demiş. Yardımcı olun diyor. Görmek değil. Evet. Mehdi'ye yardımcı olacağız. Görmenen evet. Olmaz. İnşallah. Ben size şimdi bak ben de Mehdi talebesiyim. Mehdi öncüsüyüm. Ama Mehdi'yi ben var gücümle değil mi? Evet. Koruyup kolluyorum. Yardımcı oluyorum. Maşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Ne yapıyorum? Önce Deccaliyete saldırıyorum. Bağnazla saldırıyorum. Nasıl? İlimle, fenle, bilgiyle. İnşallah. Maşallah. Ve akılcı bir uslup kullanıyorum. Evet hocam. Maşallah. İnşallah. Şimdi Mehdi inancı şöyle halkla bir arasında. Ya bir Mehdi vardır. Böyle ışıklar saçar. Bir yerdedir. Etrafında talebeleri vardır. Etrafında otururlar. Mehdi'nin yanına gidersin. Zaten her tuttuğu altın olur. Yani müthiş zengin ve gücü vardır. Evet. İşte ey evlat hoş geldin der. Hemen ona bir sofra kurarlar. Evet. Çocuğa yatacak yer göstersin dersin. Var ya filmler, tarih filmlerde evet. Oluyor falan. Öyle olur. İşte Emre Sultanım der. O da işte sen de şunu yapacaksın. Böyle olmaz. İnşallah. Ben Mehdiyet'e ve Mehdi'ye karşı derin bir sevgim var, muhabbetim var. Ama ben gidip bana ey Mehdi yardımcı ol, beni koru kolla estağfurullah. Demiyorum. Estağfurullah. Değil mi? Estağfurullah. Ben diyorum size destek olmak istiyorum efendim diyorum. Maşallah. Ben size yardımcı olmak istiyorum diyor. Evet hocam maşallah. Var gücümle. Mesela ne yapıyorum? Kitaplarından telif hakkı almıyorum. Bir destek sağlıyorum. Mesela ücretsiz kitap dağıtıyorum. Maşallah. Destek. Evet. Mesela gidip ben şunu da diyebilirim. Mehdi olduğunu düşündüğüm kişiye. Mehdi olduğunu düşündüğüm kişiye. Efendim derim. Sizde eğer fazla kitap varsa, kitabım varsa verin ben dağıtayım diyebilirim. Evet. Ben öyle demem. Derim ki efendim ben gidiyorum. Buluyorum kitapları dağıtıyorum derim. Evet. Değil mi? Evet. Yani beni koru ve gözet demem. Maşallah hocam. Ya öyle bir yanlış imaj var. Yani Mehdi olur gidersin, bağdaş kurarsın, gerisine karışmazsın. Öyle şey olmaz. Gidip görmenen de olmaz. Yani Mehdiyet'e bütün gücümüzle yardım etmekle biz mükellefiz. Elimizdeki bütün imkanlarla, aklımızla, gücümüzle o zaman Mehdi'ye sevgi gösterilmiş olur. O zaman karda yürüyerek dahi değil mi? Ya sürünerek dahi ona yardımcı etmiş oluruz. Mesela şöyle düşünün, karda sürünerek gidersin, o da seni karda sürünerek yerden kaldırır, üstünü başını giydirir, sana yemek verir, evet. Soğukta mı kaldın der, sıcak bir ev sağlar, değil mi? Ondan sonra sana görev verir, senin yol paranı verir, senin çeşitli, böyle bir Mehdi inancı olmaz. Evet hocam. Her şeyini kendi yapan, her şeyinde kendine yeten talebeler olması lazım Mehdi için. İnşallah hocam. Yani aksini herkes yapar, böyle şey olmaz. Veyahut ondan medet ummak böyle mesela onun yanına gelince hiçbir belaya karşılaşmayacak, zorlukla karşılaşmayacak, acıyla karşılaşmayacak. Ben mesela Mehdi olarak bildiğim bir insan yanına gitsem hapsedilmeyi rahatça kabul ederim. Ne kadar? Müebbet. İnşallah. Maşallah. Müebbeti de kabul ederim. Şehit edilmeyi zaten canı gönlüne. Evet. Adam gelsin kollarımı koparsın. Hiç fark etmez. Değil maşallah. Mi? Bütün malım mülküm onun olsun. Maşallah hocam. Değil mi? Evet. Ne istiyorsa. İnşallah. Dese ki yani akşama kadar benim kapıcım olacaksın tamam derim. Evet Allah. Ne inşallah hocam estağfurullah. Ve hiçbir şekilde de zorluk çıkartmam. İnşallah. Usul budur. Yani yanlış biliniyor. Mesela gidiyorlar farz edelim bir yere. Ya mesela Şeyh Nazım hocamızın yanına gidiyor. Ben bazen bilirim görürüm. Gelir. Şimdi mesela benim başım ağrıyor diyor. Başıma dua. Tamam dua ediyor. Akşam burada kalmak istiyorum. Tamam kalıyor. Orada yemek yiyor. Ondan sonra ona yatak sağlanıyor, imkan sağlanıyor. İlgileniyor. Efendim Allah razı olsun, hadi bana müsaade. Senin ne katkın oldu? Evet. Değil mi? Evet hocam. Ya mesela gitsene Şeyh Nazım hocamızın, git kitaplarını dağıt. Onun anlattığı güzel dersleri videoya al. Git değil mi? Sohbet olarak insanlara dinlet. Evet. Yani gidip ona zorluk çıkartmak, ona destek olmak, hayır o gani gönüllü, hoşuna gider, ayrı mesele de. Yani hiç zorluk çıkartmayan insan olmak çok önemli. Evet hocam. Kolaylık çıkartan insan olmak lazım.
Değil mi? Evet hocam inşallah. Efendim ben evleneceğim. Beni evlendirin. İşte evlendim. Taksitlerimi ödeyemiyorum. Evet. Değil mi? Yani şimdi bunun sırası mı? Bu acil hayat içerisinde Müslümanlar boğazlanıyor artık. Şimdi senin evlenmen mi acil? Değil mi? Evet. Yahut işlerim rast gitmiyor diyor. Sanki yani ana konu buymuş gibi. Çünkü hedef tamamen değişik bir şekilde gelmiş oluyor. Sen orada hizmet için gitmişsin. Allah rızası için gitmişsin. Sen yani günlük sorunlarını halletmeye gitmiyorsun ki. Evet hocam. Adam günlük sorunlarını halletmeye gidiyor. Öyle olmaz. Şahsi sorunlarını halletmeye gidiyor. Öyle olmaz. Değil mi? İnşallah hocam. Yani Şeyh Nazım hocamız olmasa onları halledemeyecek mi o? Edecek. Evet. Nedir o? Oradaki amaç ne o zaman? Bu yakışı kalmaz. İnşallah. Ama ayrıca Şeyh Nazım hocamız gani gönüllüdür. Gücü imkanını yapan. Yani ben örnek olarak veriyorum. Evet. Gidip zorluk çıkartmak değildir. Hocam. Ama tabii ben bu güzel Nermin'in niyetinin çok temiz ve güzel olduğunu biliyorum. Ama onun vesilesiyle bir mantığı açıklamış oldum. Maşallah, evet hocam. Yoksa ben onun candanlığını, coşkusunu, sevgisini hissettim maşallah. Evet. Evet, okula söyle. Bir ayet okuyorum hocam. Şeytandan evet. Allah'a sığınırım. Ey iman edenler, Ra'ina bizi güt, bize bak demeyin diyor Allah inşallah. Evet. İnşallah. Tam net evet. Ayetin şeyidir. Ya hep böyle bilinir. İnşallah. Mesela gidersin mübareğin eteğine yapışırsın. İşte dizinin dibine oturursun. Herkes dizinin dibine oturur. Ne olacak evet. Ondan sonra? Değil mi? Allah için hizmet etmek önemli. Yani fedakarlık etmek önemli. Evet. Değil hocam. Mi? Gençliğini, hayatını Allah'a vakfetmek. Evet Allah. Kendisini inşallah. Allah'a adamak çok önemlidir.